Efendim daha önceden ecve fiillerin ne olduğunu biliyoruz. Mesela ikinci kök harfi e, vav asıllı olan fiiller ya da ya asıllı olan fiiller ecve fiillerdi. Kame, bâ'a bunlardan birer tanesidir. Kame, vavi, bâ'a ise ya'idir. Şimdi bablar, mezit bablara geçtiğimizde bunlar havavi olsun, ha yai olsun. Bizi hiç ilgilendirmiyor. Ha, sözlükte e, tabi hangi anlama geldiğini bulmak için vavi mi, yai mi olduğunu bilmek lazım kökle, kök harflerinin. İfal babının e, fiiller üzerinde duracağız fiil çekimleri ve isim çekimleri üzerinde duracağız. Kaf, vav ve mim. Üç kök harf. İfal babından mazi bir fiil türetmek istiyorsak, efendim bu kök harfleri, kök harflerini temsil eden harflerin, sembollerin yerine koyuyoruz. Buradaki F, kaf, ayin, vav, lam, evet, mimle yer değiştiriliyor. Diye aynı işlem diğerlerinde de yapılıyor. Elde ettiğimiz yapı gördüğünüz gibi akveme yukvimu akvim şeklindedir. Ikvem mukvim ve mukvem. Şimdi burada daha önceden ecve fiil, sülasi mücerret çekimlerini görmüştünüz. Orada meydana gelen benzer ses değişimleri burada da meydana gelecektir. Mesela illetli harf, vav, harekeli, eqvemede, yukvimu, eqvim, bunlar da mukvim, mukvem, efendim, hatta şuradaki ikvam, hepsinde illetli harf, vav. Harekeli. Kendisinden önceki harf ise kaf. Hepsinde de hareketsiz. Şimdi bu gibi durumlarda illet harfinin harekesi kendisinden önceki harfe verilir. Verildi. Bakınız başka hiçbir işlem yapmıyorum. tabi hareketini verince kendisi sessiz hale geliyor. İkinci işlemimiz şu arkadaşlar. Biliyorsunuz Arap dilinde fetadan sonra bir illetli harf, med harfi gelecekse bu ancak fetadan sonra gelecekse ancak elif olur. Dolayısıyla fetadan sonra ister vav gelsin ister ya gelsin sessiz elife dönüştürülür. E, kesradan sonra illetli harf gelecekse bu ancak ya olabilir. Efendim kesreden sonra sessiz bir e, illet harfi gelmez. E, Gelmişse ne yapacağız? Ne olursa olsun y'ye dönüştüreceğiz. Tam beden sonra da mesela vav'a dönüştürdük. Ama burada bakıyorum yok. Kesreden sonra vav geliyor. Y'ye dönüştürüyorum. Feta'dan sonra vav geliyor. Elif'e dönüştürüyorum. Kesreden sonra vav geliyor. Y'ye dönüştürüyorum. Kesreden sonra e, Mukayim ha mukamun olacaktı. Mukvem, onun hareketini e, yanlış yazmışız. Evet, e, fetayı aldık, kendisinden öncekine verdik. Vav sakin hale geldi. Fetadan sonra illetli harf, efendim, e, ancak elif olabilir. Aslında işlemi bitirdik. Demek ki iki tane sesleşimi yapıyoruz. F vezine kaf, vav ve mim maddesini, malzemesini koyduğumuzda bize akveme verir. Daha sonra ses değişim kuralları gereği o, ekame, ye dönüşür. Sonra yukimu elde edilir. Daha sonra ekim, ikam, mukim, mukam. Üçüncü bir ses değişikliği daha çıkıyor bazı yerlerde. Mesela ekim. Ekim ki efil vezindedir. Dikkat edersek ye sessizdir. Sessiz bir harf. Mim o da sessiz. Mimin sessizliği kalıbın kendisinden kaynaklanıyor. E, Y'nin sessizliği ise vav hareketini kendisinden öncekine vermişti. Kesra. O, o da Vav'u efendim sessiz, daha sessiz olduğu için ya'ya dönüştürmüştü. Ama harekelendirmesini yapmıyoruz. sessiz. Arap dilinde içtimai sakinin yani iki sessiz harfin yan yana gelmesi caiz değildir. Yani gelmez gelmez. İki yerde geliyor da orası burası değil. O zaman ne yapmamız gerekiyor? E, İlle harfi düşürmemiz gerekiyor. Ekim. Ekim. Peki ekimin vezni nedir? Dediğimde arkadaşlar şimdi burada düşen harf neye karşılık geliyordu? Şuradaki aynı. O zaman bunun vezni efil e şeklindedir. Kalıbı efil ama düşme türünden bir ses değişimi olunca bu kalıba da yansır. Efil vezninde olduğu söylenir. Peki. Mukim burada ses e, değişikliği şey var mı? İçtimai sakinliğin yok. Diyeceksiniz ki mimi sessiz okuyorsun ama e, sessiz okuyunca y de sessiz. O zaman içtimai sakin. Ha burada caiz. Az önce iki yerde caiz dedim ya. İşte isimlerin sonunda vakf yaptığımızda iki sessiz harf yan yana gelebilir. Mukîm diyebiliriz. Diğeri de elif vav ye'den sonraki harf şeddeli ise, şeddeli ise e, orada da caizdir iki sessiz harfin yan yana gelmesi. Diğer durumlarda caiz değil. O zaman mukîmun ve mukamun. E, efendim sadece şurada iki tane elif yan yana geldi gördüğünüz gibi. Bu birinci elifin aslı vavdı. Ses değişimleri sonrası o vav elife dönüştü. E, i̇ki tane elif. İkisi de sessiz. Bunu birisi düşecektir. E, düştü. Ama maslarında buna e, efendim alternatif olarak kelimenin sonuna tayyem erbuta getiriyoruz. Bu ecvef ifal bablarının tümünde söz konusudur. Şimdi diğer ecvef e, efendim e, fiilleri ifal babına koyacağız ve hepsinin mastarın sonunda ta merbutu olduğunu e, göreceğiz. Efendim bu şekilde biz e, ifal babının elemanlarına e, elemanlarına göre ecve fiiller türetmiş e, olduk. O fiillerden de isimler elde etmiş olduk. Üçü fiil, e, üçü ise e, isim türünden sözcüktür. Gamen normalde kalktı demek, başka anlamları da var ama ekavame işte kaldırdı, ayağa kaldırdı demek. E, tabii ki başka anlamları da efendim var. Sözcükten bunları bulabiliriz. Biz kaf, vav ve mim maddesinden fale e, versinde fiil türettik. Şimdi yapmamız gereken şey nedir? Bunları diğer zamirlere göre çekimlemek. Niye diğer zamirlere göre diyorum? Çünkü fiiller zaten bir zamirle e, çekimli olarak ortaya çıkarlar. E buradaki ekame hu ve zamirine göre çekimlenmiş halidir. E şimdi yapmamız gereken diğer zamirlere göre çekimini yapmaktır. İsterseniz aşağıya yazalım. Ekame Ekame Ekamu Ekamet Ekamete Evet. Şimdi ekamenin sonuna nonun nisve getireceğim. Efendim nonun nisveden itibaren tüm ref zamirleri lamel fiilin sakin olmasını zorunluluk kılar. Şuradaki mim sessiz hale gelecektir. Zorunludur yani. O yüzden zaten nunun nisveli tüm mazi muzari ve emirler mebnidir diyoruz. Tabii ki mazilerin diğerleri, emirlerin diğerleri de mebni. Ama e, muzariler mesela muğrab. Nunun nisve almamış olanlar. Peki mimi sessiz hale getirdik. Kalıptan kaynaklanıyor. E, e, elifle mim yan yana geldi ve ikisi de sessiz. O zaman yapmamız gereken şey nedir? İçtimai sakineyinden dolayı elifi düşürmektir. Düşürdük. Egam ne dedik. Egam ne dedikten sonra diğer zamirlere göre çekmek kolaydır. Şöyle egamte, egamtuma, egamtum, egamti, egamtuma, egamtunne. Burada normal mazi fiilleri hangi zamirler bitişiyorsa efendim onların birbirleri yerini değiştiriyorsunuz. Akam ne dedikten sonra nunun nisveyi kaldırıp yerine Te tumatum -tum, ti tumatun ne tu ve na getiriyorsunuz efendim o kadar. Peki akam neden itibaren bunların vezdi nedir dediğimizde elif düştüğü için efel ne efel filan diyoruz. Niçin böyle dedik? Çünkü o düşen elif ki vavasılıdır. efendim aynı elfi ile karşılık geliyor. Bir kelimenin vezni nedir? Dediğimizde e, ses değişimlerini dikkate almıyoruz. Hazif hariç. Hazif kelime düşmesi, e, harf düşmesi demektir. Cüm cümleden bahsederken kelime düşmesi e, olacaktır. Efel nevezindedir bunlar. Peki şimdi Bunları siliyorum. Silmeden önce isterseniz maziv hilt üretelim. Cevare kök harfi. Ne olacak? Önce ecvera olacak. Daha sonra ses değişimleri onu ecaraya dönüştürecek. Diğerleri yucu yucviru. Ses değişimleri onu yuciru'ya. Ecvir ec, 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 ecir e, sonra ecir. İcvar sonra icaratuna dönüşecek mucvir, mucir, mucver, mucar halini alacaktır. Efendim bu ses değişimlerini söylemeden otomatikman yapalım şimdi. Revede kök harfi. Erade, yuridu, erit. İradetun, murid, murad. Şevara. Şuradaki şin, vav, ra. Şevera kök harfini efale veznine koyalım. Eşara, yuşiru, eşir. İşaratun, muşir, muşar. Avede, e'ade, yu'idu, e'id. İ'adetun, mu'id, mu'ad. Cevabe, e'cebe, yu'cibu, ecip. İ'cebetun, mu'cib, mu'cab. Devera mesela. Edvara, edaraya dönüşür. Yudviru, yudiriye dönüşür. Her neyse. Edara, yudiru, edir. İdaratun, mudir, mudar. Bazı kelimeleri tanıyorsunuz değil mi? Evet. Ede deveme. Edeme. Yudimu edim. İdemetun. Mudim. Mudam. Peki bunlar hep vavi. Niye yayı yapmıyorsun diyebilirsin. Nes? Yapalım. 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 Mesela mele, kökü. Değil mi? Me. Şey harekelemiyoruz. Evet. Şimdi e, efale koyacağız bunu. Önce hemze ekliyoruz. Sonra harekelendiriyoruz. Fale de olduğu gibi M yele oluyor. Şimdi buradaki y illetli harfi e, e, harekeli. Kendisinden önceki sessiz buradaki harekeyi alıyoruz, mime veriyoruz. E fetadan sonra bir bakıyorum ki y e, sessiz halde geliyor. Yapılması gereken şey nedir? Emele şeklinde e, efendim elif'e dönüştürmektir. Çünkü fetadan sonra İlletli harf gelecekse bu ancak elif e, olabilir. E, şimdi M, Y, L kök harfi. Bunu yuf ölü vezdine koyacağım. Evet. Şimdi Y'yi harekeliyorum. Yum, yilu. Değil mi? Yuf ilu, yum, yilu. Yapmam gereken şey ses değişim kurallarını devreye sokmak. İlletli harf harekeli. Makabli sessiz. Sakin. E, o zaman herkesin ona veriyorum. Kesra'dan sonra bir baktım. Sessiz harf, illet harf var. Bakıyorum ki o y zaten olmasaydı bile, y olmasaydı yine y'ye dönüştürecektim. Kesra'dan sonra sessiz ye gelmiş. Hiçbir şey yapmıyorum. Sadece kesrayı uzatıyorum. Yumilu. Dolayısıyla burada da emil olacak. Emil, emil sonra emil oluyor. E, fakat içtimai sakin eyinden e, dolayı emil şeklinde e, efendim la harfi düşürüyorum. E, masları imaletun. E, ismi faili mumilun. ismi mefulu mumalun. Bir tane daha yapabiliriz. B, Bu da ecvef -yai bir fiildir. Mazi sigaya koyduğumuzda efali vezinde ebya olur. Muzarisi de yub yi olacaktır. E, fakat ses değişim kuralları onu e-ba yubi u bakın Bakınız içtimai sakinlerinden dolayı buradaki ye düştü. Ebi ibatun mubi'un ve muba'un haline alacaktır. Az önce eba gibi egame fiilini zamirlere göre çekimlemiştik. E, üzerinden devam edelim. Ebaa, ebaa, eba'u, eba't, at, eba'te, eba'na. efelne vezninde eba'ne, İhtimai sahihinin diğerleri de aynen e, devam ettirir. Şimdi maziyi buradan siliyorum. Muzari çekimini e, yapacağım. Normalde yubyu idi. Fakat tüm çekimlerde bu efendim ses değişimi geçerli olur. Huve çekiminde yubiu halini alır. Diğer zamirlere göre çekimleyelim. Yubi'ani, yubi'une. Tubiu, tubi'ani, yubine. Fakat burada aynel fiil bunun çekiminde efendim aynel fiil değil. Şu lamel fiil. Yani ayin. Son kök harf. Sessiz halde getirilmesi gerekiyor. Bu durumda kendisinden önceki illetler o da sessiz. İçtimai sakineyinden dolayı düşürülüyor. Yubey anne oluyor. Yubey annenin nedir diye sorulursa yufil ne olduğu söylenir. Niçin? E çünkü şuradaki aynel fiil yani ye düştü. Efendim onun için. Aslında diğer muzariç çekimleri de bu şekilde bitirmiş olduk. Ama illaki e, ikinci şahıs amellerinden devam ettirin derseniz tubi'u, tubi'ani tubi'une tubi'ine, tubi'ani tubi'ne diye sürdürülür. Ondan sonra da ubi'u ve nubi'u denilir. Şimdi bea sattı demek ebea sattırdı demek. Efendim gibi. E nasıl ki bea sattı demekse geçmiş zaman bildiriyorsa EBA bu da geçmiş zaman bildirir. E -e efendim. Zaten söylemiştik e -e bunları. Şimdi efendim mastarları mastarlarından önce emirleri. Emirleri nasıl geliyordu? ef-il vezinde ebiye eğer Ekvemeden türetecek olursak Ekvim e, olurdu ses değişimi olmadan önceki haliyle. Ses değişimleri bunu Ekvim ha, e, haline dönüştürür. Diğeri de Ebi olur. Fakat burada içtimai sakineyinden dolayı ente çekiminde tabi sadece ente çekiminde içtimai sakineyinden dolayı şuradaki y düşecek Ebi e, e, Ekvim'de de Y düşecek. Ekim haline alacaktır. Peki ebi entuma çekiminde ne olacak? Şimdi sonuna elif getireceğiz. İkil olması için. Elif getirince ayin yani la'mel fiil üçüncü köker fetalanıyor. Az önce y'yi şuradakini niye düşürmüştüm? Bu ayin sessiz olduğu için. istimai sakinliğinden dolayı düşürmüştüm. Ama şimdi ayin sessiz değil. E o zaman bu y'yi düşürmem, geri gelir demiyorum. Hani bazen öyle diyoruz ya geri gelir, geri. Hayır, e, düşmedi ki geri gelsin. E, efendim, y' burada artık kendisini düşürecek e, bir durum söz konusu olmadığından düşmez. Ebia da düşer. Ebia. Peki devam edelim. Ebi'u Burada y düşer mi? Hayır. İçtimai sakineyin. yok. Enti çekiminde ebi'i içtimai sakineyin. yok. Ebi'a Peki nonu nisve bitiştireceğim şimdi. Nonu nisve diyor ki benden önceki sessiz olsun. Tabi burada la melfi sessiz olunca y ile birlikte içtimai sakinin efendim söz konusu oluyor. Kural gereği illetle harfi y'yi düşürüyoruz. Ebi'ne. Ebi'ne. E, Entonne çekimidir. Efilne veznindedir. Benzer bir durum. Daha doğrusu aynı durum. Ekim içinde geçerlidir. Eğer bunun sonuna elif getirecek olursak e, düşmesine sebep olan şuradaki ye e, efendim yani içtimai sahikineyinden dolayı düşürdüğümüz yeyi e, ne yapıyoruz? Düşürmüyoruz. O, olması gereken yerde kalıyor. Ekim'e Vavul cevap bitiştirdiğimizde de e, içtimai sakineyin söz konusu değil. efendim. Ekim, ekim, ekime, ekimu, ekimi, ekime. Nunun isveye bitiştiğinde yine içtimai sakineyin devreye giriyor. Demek ki tüm ecve fiillerde nunun isveye bitişir bitişmez aynı fiil. ikinci kök harf düşecektir. <laughs> Bu sadece ifade babında değil işte başında elif olan mesela iftial, infial, istiğfar, if gibi tüm bablarda içtimai sakinin devreye girecek ve illet harf düşecektir. Bunlar emirler arkadaşlar. Peki bunlardan gelen mastar türetelim. Az önce icaratun, ikametun, iradetun, icadetun, e, işaretun demiştik. Peki ismi fail türetelim. Mesela muc vir Vav'ın harekesi kendisinden öncekine verilir. Verildi. Kesreden sonra vav sessiz geliyor. Gelmez. Gelirse bu ancak y olur. Mucirun derim. Tamam ismi faili türettik. Zaten başta da söylemiştik. Mucir. Şimdi ismi faili zamir değerlerine göre çekimleyeceğiz. Bu tekil müzekker eee için kullanılır. Örneğin huve, ente ve ene mucirun denilir. Peki ben ikil yapmak istersem müzekkerse bu ne olacaktır? Sonuna ani. Üçül yani çoğul olacaksa mucirune diyeceğim. Eğer e, tekil müennes yapısını elde etmek istiyorsam muciratun ikil müennes yapısını elde etmek istiyorsam Mucirateni, eğer çoğul mühendis yapısını elde etmek istiyorsam a getirilir. Efendim aynı durum ismin meful için de geçerlidir. Normalde mucvar olması gereken yapı e, ses değişim kuralları gereği önce mucavur sonra mucar halini alır. Bu elde edilen mucağar ve ente ve en zamirlerine göre e, çekimlenmiş halidir. Tekil müzekkerdir. Yapmam gereken şey bunları ikil mucarane ve çoğul Mucarune yapmak. İhtiyaca binan, taymar buta eklersem Ayşe için Mucareteni dersem Ayşe ve Fatma için e, söyleyebilirim. Eğer bayanlardan bahsetmek istiyorsam Mucarat e, derim. Biz bu şekilde mazi, muzari, emir e, ismi fail ve ismi mefullerini e, Efendim e, çekimlemiş olduk. Efendim isimleri çekerken zamir değerlerine göre altı tane yapı elde etmek istedik her birinden ama e, fiilleri çekerken özellikle mazi ve muzariyi e, benzeyenleri saymazsak 6-12 iki e, efendim iki daha 14 dört tane e, farklı çekim elde etmiş oluyoruz. F ile gelince bu sadece bunun altı çekim olur niçin? Çünkü tüm emir sigaları e, muhatap zamirlere e, göre çekimlenir. 6 tane de muhatap zamirimiz var. E, o kadar. <laughs> Şimdi sizden şurada zikredilen tüm kök harfleri ifal babında e, efendim sucuk türetmenizi istiyorum. Sırasıyla mazi, muzari, emir olsun. Tabi bunlar tekil müzekker çekimlerdir. Huve çekimi, huve çekimi, bu da ant çekimidir. Sonra mastar elde edelim. Daha sonra da yine tekil ve müzekker ismi fail ve isim e, ismi meful elde edelim. Evet. Cevera. Ecaara. Yüciyiru. Ses değişimleri sonrası bunlar. Ama her seferinde ses değişimi yapmaya gerek yok değil mi efendim? Bir tane insan iki tane üç tane yapar. Sonra mesela der ki arkadaşı diğer arkadaşına al sana kavme malzemesi der. İfal babından bana fiil ve isim türet der. O da alır. Ekame yukimu ekim. İkametun mukimun mukamun der. Bu şekilde ses değişim kurallarını bildiğini e, söylemiş olur karşı tarafa. Revede erade yuridu erit. İradetun murid murad. Şevere eşare yuşiru eşir. İşaretun muşir muşar. Avede. إعادة يعيد عيد إعادة معيد معاد جواب أجاب يجيب أجب إجابة مجيب مجاب أدارة شيء دورة أدارة يدير أدر إدارة مدير مدار نوبة أناب ينيب أنب إنابة منيب مناب مثلا عونه إعانة يعين أعين إعانة معين معان صوبة أصاب يصيب أصيب إصابة مصيب مصاب طولة أطال يطيل أطل إطالة مطيل مطال أفهم شاعة إشاعة يشيع أشيع إشاعة مشيع مشاع, مشاع. أفهم رواقة مثلا Araka yuriku erik. Irakatun murik murak. Havata son olsun bu da. E, ehata yuhaytu ehit. Ehatatun muhit muhat. İstifade ettiniz umuyorum inşallah arkadaşlar.